Arkadaşlar bugün Şak'ın intikam günü, hatırlıyorsunuz. Babam bana bir kışkırtma yapmıştı ve beni ağlatmıştı. Ve şimdi intikam soğuk yenen bir yemektir, bunu unutmayalım. babama sevgilim var, Şak kızı yapacağız. Ve şu an markette. Evet. Şu an markette. Biz de çikolata falan istedik, markete gidecekti. Aynen. O. Ayva alışverişi yapıyor. Ve şu an Berfin erkek olacak. Yani 10 numarasını böyle sevgilimmiş gibi. Erkek bir isim de kaydedeceğim. Ve şimdi yazışacağız onunla böyle. Ondan sonra babam geldiğinde telefonu falan saklayacağım. Böyle değişik değişik davranacağım, anlarsınız siz. O zaman dur bekleyin, bir de bir kamerayı şey sakladığımız yeri kamerayı göstereyim. Sakladığımız yeri göstereyim size. Babamın geçen sakladığı yere sakladık. Şöyle bak, şurada kameramız. Şu aradan da bizi görecek. Babam bunu fark edemez bence. Aklında evet. Bile olacağını sanmıyorum. Bakalım babam ne kadar kızacak, çok merak ediyorum. Hadi o zaman yüreğini yazışmaya gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi yazışacağız. Berfin'le evet. Berfin'i önce kaydedelim. Berfin diye değil de ne? Adıma ne yapalım? Ne yapalım? Berk. Yok. Burak çok klasik isimler. Yok isimler. Emin. Poyraz. Emin. Olmaz. Emin de çok şeyli. Emir? Emir güzel. Aynen. Emir olabilir. Emir. Kanka Emir'in kalbi şartı. Tamam, hatta kesmiş şartı Emir. Kalp. Böyle kaydedeyim bak, aynen, ben bu kalbi çok seviyorum. Ben de profilimi Kerem. Biz gruptan sana atmıştık. Erkek resimleri atmıştık. Bizim kışkırtma grubumuz var arkadaşlar. Evet, buradan fake fotoğraflar attık. Pelosuyla biz böyle fake. Hangisini seçeceğim? Dur şöyle videoda gözüküyor. Bak şunu durumunda paylaş. Günaydın yazıyor. Tamam, evet. Sen de bana cevap ver. Ben sana işte. Bence bu olsun. Günaydın. Bence bu olsun. Bak sen onu koy. Bence de. Tamam, o ben güzel. Yüzde gözükmüyor. O güzel. Biraz yukarı çıkart. Evet. Böyle koyalım. Bu arada çok güzel. Celil abim çok kızacak. Bence de. Dur ben. Evet, nasıl konuşalım? Sen bir durmaz. Ama sadece bana göster. Durumun gezilik hayalleri. Evet. Günaydın yaz. Ben de cevap vereyim yine. Aynen. Sen de bence günaydın yazıp ona karşılık olarak böyle fotoğraf çekil, sen de günaydın yaz. Tamam. Aynen. Arkadaşlar bir erkek var, tamam mı? Şöyle yüzün yarısını gösteriyor. Günaydın yazıyor orada. Ben yüzün yarısını atıp böyle günaydın yazayım. Durum cevaplayayım. Benim de ben şu an herkesin durumunu... Bu arada arkadaşlar biz babamı şüphelendirip bir şekilde bastığıma girmesini sağlayacağız. Ve mesajları falan okumasını sağlayacağız. Bu şekilde işte şüpheli davranacağız, evet, zaten. Evet. Anlar. Ben de bileyim, yalan söylemeye çalışıyor ama böyle tökezliyormuş gibi, anlıyor musunuz? Öyle yapacağız. Bir atamadım durumu. Kanka hariç kişileri yaptım, sadece seni. Sadece benim yaptın. Oldu şimdi. Şimdi durumu koydum. Duruma bunu koyuyorum. Evet, at şimdi. Şimdi altın elinizi yazsaydım. Ya yazma. Yazma. At direkt. Şimdi dur sen... geldi. Şimdi sen cevaplayayım. Sen de bir tane fotoğraf çekin, günaydın yaz. Dur bekle. Snapchat'ten çekeyim. Snapchat'ten yapayım. Benimki gibi yaz. Aynen. Günaydın yaz kalemle. Şurada. Bu şekilde. Oldu, tamam. Evet, şimdi oldu. Şimdi Snapchat'ten günaydın yazıyorum buraya. Sana atıyorum. Günaydın yazdım. Ay günaydın yazdım. Çok iyi olacak. Cemler bir kızmazsa iyi. Ay yazamıyorum heyecandan. Sen heyecandan. Sana cevap veriyorum. Hazır mısın? Ama saat farkı ya, umarım onları dikkate alıp fark etmez. Etmez ya. Zaten sinirden o kadar şey dikkate alacağını sanmıyorum. Cevap gönderiyor. Geldi. Şimdi sizi yazışın. Dur şimdi günaydın balım yazayım. Sen de günaydın falan yaz. Balım. Balım. Ben de ne yapıyorsun? Sevgi takdini yapmaya çalışıyorum. Sevgi nasıl olunur? Ne yazayım? Fotoğrafını falan. Günaydın aşkım. Meray. Seninle böyle konuşacağım. Bak, rüyanda beni gördün mü falan yazayım mı? Yaz. O ne be? Ne alakası? Çok genç gelecek ha. Dur. Bir de gülücük atayım. Evet. Aşkım yazıyorum. Görmedim aslında. Dur neredesin yazayım böyle? Bence fotoğrafın bir falan. Bir de ünlem koyayım. Ben de evdeyim. Arkadaşlar neredesin şu an? Soru işareti ünlem. Evdeyim, hayatım yazayım. Ne yazabilirim? İyi yaz, ondan sonra başka bir şey yaz. Ben yazayım sen neredesin diye. Sen neredesin? Nerede diyeyim? Ben de sen fotoğrafını çekip... Sen de babamdayım aşkım. Babamdayım, arkadaşlarıma kahvaltı ediyoruz değil mi? Bu saatte mi? İşte yani sabah yazışmış gibi, hani babam saati fark etmezse. Yok ben de eski babamdayım. Babamdayım. Arkadaşlar falan var. Bir ara böyle yazamayı bilirim falan filan yaz. Babam gelirse. Aşk yazdım yanlışlıkla. Hayır ben onu soracağım sana kanka, onu yazma. Babam gelirse intimi kapatırım yaz. Arkadaşların cinsiyetini. Cinsiyet. O ne, hayvan mı soruyorsun? Pitbull yazayım mı?
Ay. Bir de hızlı olun bir de falan gelin. Aa, harbi burası zaten. Ben de tamam hayatım yazayım. Şu an bir şey zamanına gideceksin okulda. Özledim ya sabah niye yazmadın diyeceğim. Özledim aşkım. Şey sabah. Tapçıya girelim mi falan. Babana okuldan falan dersin. Özledim aşkım sabah niye yazmadın. Uyuyordum. Hayır babam ve arkadaşlarım vardı. Babam yanında olduğu için yazamadım. Babam yanında vardı yaz direkt uzatmaya gerek yok. Babam ve arkadaşlarım vardı yazamadım. Bak böyle şimdi biraz şey yapalım. Ne yazayım? Bence biraz böyle kötü bir şey yaz ki hani babam da gördüğünde böyle hani bu kim be neden böyle bir şey demiş tamam, falan aynen. Olsun. Ya boş ver babana bırak benimle ilgilen artık. Aynen. Cemil abi. Şey ne diyeyim? Tamam sen de böyle şey yap hani. Tamam aşkım falan yaz. Sen de konuş Cemil falan yaz. Böyle yazayım mı? Tamam yaz. Tamam yakışıklım yazdı. Cemil abi daha böyle şüphelendirecek bir şeyler söyleyeyim. Evet ne olabilir? Gibi? Yani böyle gıcık olsun bana. Böyle beni sevmesin böyle daha çok gıcığına gideyim hani böyle. Kötü bir erkekmiş gibi. Sana biraz kötü böyle bir kötü davranayım. Bence şey yazsın dur, beni çok kullanıyormuş sağ. Gibi. Aynen. Tamam Işıl yazayım. Ben de Işıl soru işareti koyayım mı? Tamam. Adın Işıl değil mi senin yazayım? Genelde Işıl'da hitap etmezsin. Canım istedi sana ne yazacağım. Ama böyle Cemil abinin bana gıcık olması şey olsun. Yazsın. Ben de yazsın ki işte Berk yazsın ki beni seviyorum. Sen de yaz ki evet en sev yani şey ay, olarak böyle. Dur yanlış yazdım dur bekle. Genelde Işıl'da hitap etmezsin ne oldu yazdım soru işareti koydum. Evet. Bir şey olmadı sadece bana bu aralar soğuk davranıyorsun. Hep onlara ilgi gösteriyorsun. Şu an arada... trip mi yiyorum yazayım mı? Aynen. Şu an trip mi yiyorum yoksa beni kıskanıyor musun? Trip atmıyorum. Kıskanmıyorum da. Trip atmıyorum, kıskanmıyorum da yazdım. Kanka şey yapalım. Biraz ne olur seviyor musun yazayım mı? Yaz. Beni seviyor musun yaz. Tabii ki aşkım yazayım. Sen beni seviyor musun? Bu ne be? Çok değişik bir konuşma oldu. Anormal. Harbi değişik hissettim kendimi. Ben de. Ama Cemil abim böyle sinir edebiliriz. Yani böyle konuşmalara gıcık olur. Evet. Evet hem de her şeyden, herkesten. Herkesten çok. Kalp koyayım. Aynen. Cemil abi bu videodan sonra. Bence Cemil abiyi kızdırmak için bu kadar yeterli. Bence şimdi... babamı kızdırmak için yani bu kadar yeterli dediğin gibi. Şimdi... Babamı bekleyelim şu an. Neyse biz artık bekleyelim Cemil abinin gelmesini. Geldiğinde zaten sen değişik tepkiler falan verirsin. Telefonu falan saklayayım böyle bir anda. Aynen. Veya hatta şey yapayım tam geldiğinde böyle size böyle okutuyormuş gibi yapayım. Aynen. Sonra geldi böyle falan yapayım. Aynen şöyle direkt. Tamam. Hadi koyayım. Şurada falan böyle bir şeyler yapalım da anlamasın. Evet. Kanka Cemil abi geldi. Arkadaşlar babam geldi şu an. Yerimizi alacağız. Çok heyecanlı. Bas. Bab bana mesaj at. Bildirim gelsin çabuk. Tamam. Ne yukarıdan? Yukarıdan bildirim gelsin. Siz koş kalp atayım. Kalp atayım. Aynen kalp at. Hoş geldin. Hoş geldin babi. Baba. Ne yapıyorsun öyle be? O elindekiler ne? Çikolata istemiyor musunuz? Evet, doğru. Evet. Meyve de yaptım bu arada. Teşekkürler. Ay. Önce şu meyveleri alıp bakayım. Şimdi mi? Şu çikolatalarınızı da alın. Tamam, güzel. Evet, ne yaptınız? Hayır, hiç. Telefona bak. Kendime çatal getirmeyi unuttum ama. Dur, birazcık ben de alayım. Ben gelince telefonu nereden koydum buraya? Sınıf arkadaşları falan yazıyordu. Öyle falan atıyorlardı. Biraz saklar gibi geldi de o yüzden soruyorum. Ya niye saklayayım? Ne bileyim bana öyle geldi. Niye böyle? Böyle koyman gereği neydi onu anlamadım. Bilmiyorum. Kızlar bir şey soracağım size. Işıl. Bak, ben Işıl'ın mesela şeyini bilmiyorum, şifresini bilmiyorum. Normal bir şey. Nasıl normal bir şey? Anneniz bana şey demişti, bende iki kızın da şifresi var falan demişti. Ben açabiliyorum telefonlarını, karıştırabiliyorum, her şeyden haberdarım falan demişti. Ama onlar da kendi annelerinin telefonlarının şifrelerini biliyorlar değil mi? Hayır, bilmiyorum. Hemen bir bahane bulmaya çalışıyordu Işıl o esnada, yemedi. Evet, peki Işıl,
Ama madem... sen de göstermiyorsun benim özel alanım sonuçta. Bence de Işıl Akbu istediğini yapabilir bence. Koskoca kız ne yapacak? Peki sizde yani neden annenizin yani annenizde neden sizin şifreleriniz var? Nasıl açabiliyor? Yani biliyor onu. Biliyor. Ben şunu söyleyeyim bir kere. Çocuklar bu yaşlardayken anne baba kontrolünde olmaları bence önemli. Şu açıdan önemli. Size güvenmemekle alakalı bir şey değil bu. Bu şeyle alakalı. Bu yaşlarda gerek erkek çocuk olsun gerekse de kız çocukları olsun kötü niyetli insanlar tarafından kandırılabiliyorlar. Hele ki sosyal medyada. Bu belki gerçek bir şey. Belki onlar ne yapacaklarını bilebilir. Bence abi, de şunu yapmaz şey. Ya bak istediğiniz yani. Kadar akıllı insan olun. İnsanlar büyüyünce bile kandırılabiliyorlar. Bu yaşlarda siz daha hiçbir şey görüp geçirmediniz ki. Bu yaşlarda çok daha kolay kandırılabiliyorlar. Bak bu benim ciddi söylüyorum. Hepinize tavsiyem olsun yani. Yani öyle bir şey yapmayız. Babacım. Şey, yani. Öyle bir şey derken öyle numaralar yapan insanlar var ki. Yaşlıları kandıranlar ayrı. Yani çocukları kandıranlar ayrı. Her yaştakileri kandıranlar, dolandırıcılar. Böyle çeşitli kılığa girenler. Mesela karşında kocaman bir adam var. Senin yaşında bir çocuk kılığına girebiliyor yani. Anlatabilir mi? Tamam. O yüzden bence, ben... o yüzden bence onların şifresi nasıl ki annelerinde varsa senin de şifren bende ve annende aç, ya olmak zorunda. Bence sevgilisi zaman... olsa da normal. Ne? Evet bizim de var mesela annem bir şey demiyor. Dalga mı geçiyor? Hayır ciddiyim. 13 yaşında değil misiniz siz? Evet. Işıl da 13 yaşında. Ne şifresiniz? Hayır sevgilim olduğunu biliyor yani bir şey de demiyor. Bence 13 yaşında şimdi... senin sevgilin mi var? Evet. Senin de mi var? Evet. Hepimizin var. Işıl da 13 yaşında var. Dalga mı geçiyorsunuz? Hayır çok ciddiyim. Ne Işıl ne dedin? Işıl da 13 normal yani olabilir. Yani olabilir. Bir dakika şu ya, an saçma yani. Bir şey söyledin. O zaman şunu açacaksın Işıl. Sanki... Garip bir şey söylediğin gibi geldi bana. Şunu hayır, bir açar mısın? Normal. Şunu bir açar mısın? Bir dakika. Şu ne bildirimler? TikTok bildirim. Bir dakika. Bir şey vardı. Neden şifre geldi şu an? Genel bildirim gelmesi normal ya. Bu ne Işıl? Emir kalp kalp bu ne? Emir kalp kalp ne? Emir siyah arkadaşım. Kalp kırmızı kalp. Ne o? En yakın arkadaşım. En yakın arkadaşın Emir ve yanında iki tane kalp mi var Işıl? Evet. Hem de siyah ve kırmızı kalp. Olabilir arkadaşım. Ben dedim yani. Ne demek o ben anlamadım. Aç. Açar mısın babacığım bunu? Bir açar mısın bakacağım? Aç. Bir aç bakacağım Işıl. Ne? Arkadaşım diyorum. Işıl. En yakın arkadaşım. Işıl orada WhatsApp mesajı var. Bakacağım. Bakmak zorundayım. Ha, dur hiçbir şey silemezsin. Işıl. Işıl verir misin şunu? Emir. Biraz önce emirdi. Şimdi nasıl emirim oldu bu? Emirim ne demek Işıl? İçine gireceğim şu an bunun. Girme. Neden? Benim de özel hayatım... Açıklar mısın bana Işıl'cığım? Baba yani arkadaşım olması... Arkadaşın öyle... Benim de özel hayatım var. Bence yani girmemene gerek yok. Emirim diye yani... özel hayatım mı var? Emirim ne demek Işıl? Özel hayatım var diyorsun. Arkadaşı olabilir. Öyle ya sevgilisi olsa da normal. İçine giriyorum Işıl kusura bakma. Bu günaydın ne Işıl? Günaydın diye durum atmış ben de cevapladım farkında. Anlamıyorum şu an dediğimi. Günaydın diye durum atmış ben de cevapladım. Günaydın balım yazmış Işıl sana. Ya arkadaşım. Çok komik bir şey mi Işıl gülüyorsun? Arkadaşların arasında balım falan yani denir. Arkadaşlar arasında balım denir. Yani denir. Ben hiçbir arkadaşıma, normal arkadaşıma balım falan dediğim hatırlıyor. Siz yaşlısınız ama. Yani sizin yaşınıza göre. Çok komik. Z kuşağı yani. Z kuşağı falan birbirine balım mı diyor Işıl? O nasıl oluyor? O nasıl bir şey? Evet aşkım da yazmış Işıl. Ne? Rüyanda beni gördün mü? Neredesin şu an? Komik olan ne? Sen de mi böyle şeyler yazıyorsun Berfin? Hayır. Bunlar normal yazışmalar mı şu an? Aslında normal biraz. Bence. Biraz normal. Sizin yaşınızdaki çocuklara normal bence. Bence de. Sizin yaşınızdaki çocuklara bu normal. Dalga mı geçiyorsun? Hayır çok. Bence İyi de. Annenize soracağım bakalım ne kadar normal. O da ne kadar normal mi kardeş? Hiç bana değil. Annenizle konuşurken hiç böyle çocuklarımın sevgilisi var. Ben de normal karşılıyorum falan hiç. Böyle bir şey hayatımda duymadım ve zannetmiyorum da yani. Öyle demez ki. Bence Işıl'ı sanki korumak için şu an saçmalıyorsunuz gibi geliyor bana. Hayır. Yani. Bence normal. Bence haklı. Işıl şaka mı bunlar? Ha, böyle şey yani
Evden evdeyim mi hayatım? Sen neredesin hayatım? Hayatım. Öyle mi? Komik olan ne? Şu an ben anlamıyorum hiçbir şey. Komik mi bunlar şimdi? Hayır yani senin normali bunu yani normal bir şey olmaması komik yani. Sen babam gelirse şey internetimi kapatırım ne demek yani babam. Demek ki benden gizli bir şeyler yapıyorsun sen demek oluyor şimdi bu. Belki önce internetimi neden kapatıyorsun onu anlamadım. Oturuyoruz arkadaşlarla ve arkadaşların cinsiyetini soruyor erkek mi kız mı diye. Herhalde bir kıskançlık falan söz konusu burada anladığım kadarıyla. Işıl sizin yaşınızda ya sizin yaşınızda şey sevgili mevgili öyle bir şey olmaz ki Işıl. Bence normal. Hala normal diyorsun şimdi çakacağım iki tane ikinizi de ya destekliyorsunuz beni. Şu an ben size yani çakacağım dediğime bakmayın da böyle bir şey yapmam da ya, ama herhalde çaksam anneniz iyi yapmışsınız der bence. Ben hiç de inanmıyorum şu an. Bir dakika şu Emir'i de bir arayacağım biraz sonra şu yazışmaları okuyalım. Arayacağım şu Emir'i bakalım kimmiş bu Emir. Özledim aşkım sabah niye yazmadın? Babam arkadaşım var yazamadım boşver onlar beni bana ilgi göster yok yakışıklım. Işıl. Genelde Işıl diye hitap etmezsin. Nasıl hitap eder Işıl? Şu an ağlıyor mu, gülüyor mu ben anlamadım. Şu an trip mi yiyorum yoksa beni kıskanıyor musun? Ha benim dediğim yere geldi olay zaten. Trip atmıyorum, kıskanmıyorum da. Beni seviyor musun? Ne seviyor musun tabii aşkım? Sen beni seviyor musun? Evet hem de herkesten çok. Işıl, bana bunun açıklamasını yapar mısın Işıl? Bunun açıklamasını istiyorum. Evet açıklama bekliyorum Işıl. Bana bir açıklama yapar mısın kızım? Ne bunlar? Ve kim bu Emir? Nereden? Okul arkadaşı mı? Neci bu Emir? Kaç yaşında? Bir dakika profil fotoğrafına da bakalım ya. Ayıyla yüzü gözükmeyen bir resim. Kim Işıl bu? Yüzü gözükmeyen ayılı çocuk. Söyler misin bana? Işıl açıklama bekliyorum senden. Sevgilim. Arayacağım yoksa. Ne? Sevgilim. Sevgilim. Ciddi misin sen Işıl? Işıl bana lütfen şaka olduğunu söyle. Şaka değil. Duramadım. Işıl bu yaşta çok saçma bu yaptığın şey. Onların da var bu. Benim arkadaşlarım falan da var. Evet. Siz gerçek misiniz? Ciddi misiniz siz bizim de var falan ben diyorsunuz? Ben ciddiyim. Ya bu yaşta ne sevgilisi ya? Bu yaşta insanın normal erkek arkadaşları dolu, kız arkadaşları dolu, okul arkadaşı, sıra arkadaşı anlarım da sevgili ne demek ya? Televizyonlardan falan mı özeniyorsunuz siz böyle şeylere? Yok bence yani kötü bir şey de değil. Ben bana göre değil. Ya 18 yaşına falan gelinceye kadar böyle neymiş bu sevgiliymiş bilmem ne. Ne saçma şeyler ya. Hani kimden özeniyorsun diyeceğim. Ablamın öyle bir şeyi yoktu hiçbir zaman. Daha yani lise bitinceye kadar ben öyle biliyorum. Ama sen yanlış biliyorsun o zaman. Yanlış mı biliyorum? Çok komik. Ben biliyorum. Bir dakika. Bunu arayacağım ben bu çocuğu? Arama. Arayacağım Işıl. Hem geldi rezil olur Işıl. Arayacağım Işıl. Hayır arayacağım. Arayacağım Işıl. Hayır Işıl. Hem de görüntülü arayacağım. Hayır. 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 Cemre abi bizi rezil olur. Hayır. Bana ne? Bana ne? Kim bu be? Öğren. Ya. Senin de var mıydı o Emir? Evet. Ulan ben de hayret. Yok değil mi gerçekten sizin de sevgiliniz mi Emine? Tabii ki ben yaşımız normal değil ki. Şöyle göstereyim aslında. Ama bana ya ben çok iyi biliyorum annenizin öyle bir şeye asla müsaade etmeyeceğini. Bakın bana öyle şeyler söylüyorsunuz. bir dakika. Orada. Bana ya benim sana yaptığım kamera şakası gibi. Çok güzel bedelini ödedi sana bence. Oha Işıl. Artık telefonu verebileceğini düşünüyorum. Oha geç. Ben bunu hayatta yayınlamam böyle bir şeyi. Cemil yayınlamayacağım. Mümkün değil. Yayınlamayacaksan ben yayınlarım. Aha, yayınlarsın ben de çok izin veririm. Arkadaşlar. Anladım. Şimdi Işıl eğer yayınlarsam diye söylüyorum size arkadaşlar. Bak yayınlamaya karar verirsem bu intikamın yani bu şaka intikamından intikamı çok pis olacak. Eğer yayınlarsam bunu duyun diye söylüyorum. Ve şu an ben burasını terk ediyorum. Alacağınız olsun. Sen annem var şakası yapmıştı. Evleneceğim şakası yapmıştım. Bence gayet adalet bir şaka oldu baba. Bence de. Görüşürüz. Senin evleniyorsun da sevgilisi olmasın.
arkadaşlar. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz, evet. Eğer açıksa. Videomuzu da paylaşırsanız çok seviniriz. Abone olun tuşunun yanındaki küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan ilk size arıyorsunuz. Yukarıdaki çıkan Instagram ve TikTok hesaplarımızı takip ederseniz seviniriz. Ama TikTok'u unutmayın. Evet. Çok daha önemli benim için. Bir yanda çıkan videoları tıklarsanız gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Bu arada bu videoyu yayınlatacağız zorla. Evet, ben yayınlarım, kusura bakmayın.